Yani şimdi Türkiye'deki gücü büyük ölçüde, çok büyük ölçüde ya, zarar gördü. Çok sayıda insan ordu içerisinden, polis içerisinden, yargıdan, Anayasa Mahkemesi, Maliye, Sağlık Bakanlığı, her yerden, Diyanet'ten, şuradan buradan her yerden ayıklandılar. Gözaltları var, iş adamları alınıyor, mali imkanları kısıtlandı vesaire. Türkiye'de operasyonel olarak çok etkili bir şey yapma durumları olduğunu sanmıyorum. Ama 15 Temmuz'daki yaptıkları şey çok olağanüstü bir şey olduğu için sonuçta hala bir takım güçler olduğu da kesin. Bir Diken'le bana yaptıkları söyleşte şey demiştim. Hala elinde kart var, şapkasından çok tavşan çıkarır. Bu tavşanları büyük ölçüde yurt dışında çıkarabileceği benziyor. Ama yine de Türkiye içerisinde çok çok kilit yerlerde hala dokunulmamış, bilinmeyen unsurları, kadroları olduğunu düşünüyorum. Onlar bir şey yapar mı? Ne yapabilirler? Onu kestiremiyorum. Onu Açıkçası sormak istiyorum orada aslında. tabii şöyle de bir şey var. Şimdi herkes darbe olduktan sonra, darbe girişimi olduktan sonra zaten belliydi diyor. Bence değildi. Ben mesela her şeyi yapabileceklerini düşünüyordum ama darbe yaparlar mı diye sorsalar hayır yapmazlar derdim. Şimdi dolayısıyla bu cemaatin gücü gerçekten hiç yabana atılmayacak bir gücü var. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey var. Çok net yani artık bu 15 Temmuz'da görüldü. Bu kötücül bir hareket. Her türlü kötülüğü yapabilir. Yani böyle bir ya işte biz bunu yapıyoruz. Burada masum insanların başına şu gelir. Bunu yaparsak normal insanlar da olumsuz etkilenir falan gibi kaygılar pek güdeceklerini sanmıyorum. O köprüdeki keskin nişancıların şeyi, işte meclis bombalanması vesaire bütün bunlar gösterdi. Yani böyle bir biz öyle çok video yayınladık gördün hani böyle adamı kafasına işte bizim Acıbadem muhtarını sokağın ortasında öldürüyor vesaire. Yani böyle bir hareketten bahsediyoruz. Bu hareket hani nefsi müdafaa için, kendini korumak için silah başvurmuş falan bir şey değil. Tamamen her türlü şeyi aslında yapabileceğini kabul etmek lazım. Ama esas olarak yurt dışında yapacaktır. Yurt dışında da ne yapacak? Aslında bu darbenin kendileriyle ilişkisi olmadığını, bu darbenin Tayyip Erdoğan'ın otoriterleşmesi ve diktatörlüğünü inşa etmesi için Tayyip Erdoğan tarafından kullanıldığını. Ama dikkat et şey demiyorlar pek. O yaptı demiyorlar. Kim yaptıysa yaptı ama Tayyip Erdoğan bunu İşine kendi yaradı emellerine, emelleri diyorlar. için kullanıyor şeklinde bir propagandayı çok etkili bir şekilde yapıyorlar ve Batı medyası da zaten buna teşne.